Başlattım ben. Evet değerli konuklar, iyi akşamlar diliyorum Ankara'dan. Bugün BÜKSAM, Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen bu dönemki konferansların ikincisinde çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Kendisi kırmadı. Gerçekten bu anlamda Kore'den, Sejong'dan, Kore Üniversitesi değil mi Fikri Hocam? Yanlış söylemeyeyim. Evet. Oradan katılıyor. Tabii Kore'de şu anda gece yarısı saat 1'i bulmuş durumda. Hocamız gerçekten yani bu değerli vaktini böyle bir konferansa ayırdı. Bizim için çok değerli. Mutlaka bilgilendirici olacak. O yüzden ben Fikri Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu'nu ağırlıyoruz. Kendisi Kültepe Kanışkarum Kazılarının kazı başkanı. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi. Ben kendi yollamış olduğu Fikri Hocam'ın özgeçmişinden hemen bahsetmek istiyorum. Hızlıca tabii ki çok daha fazla ve belki sayfalar dolusu ama kısaltıyoruz tabii bir parça bu anlamda özgeçmişini. Değerli Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu 1960 yılında Samsun Bafra'da doğuyor. Ankara Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ana bilim dalında arkeoloji lisans eğitimini bitirmiş. Daha sonra aynı kürsüde 1985 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1985 yılında Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde arkeolog olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra 1994 yılında Ankara Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Kulakoğlu, 1997 yılında Orta Anadolu bölgesinde bulunan eski Hitit Krallık Çağı seramiği konulu tez ile doktorasını almıştır. 1998 tarihinde doçentliğini, 2004 tarihinde de profesör unvanını alan Kulakoğlu halen aynı ana bilim dalında profesör kadrosunda görev yapmakta ve ana bilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Öğrenciliğinde Profesör Başkan Doktor değilim şimdi, pardon. Nimet Özgüç başkanlığındaki Acemöyük ve Samsat kazılarına katılan Kulakoğlu, daha sonra heyet üyesi olarak Samsat kazılarında 1988-2004 yılları arasında Japonya Orta Doğu Kültür Merkezi'nin Profesör Doktor Masao Mori başkanlığındaki Kamankalaoyuk kazılarında ve Orta Anadolu bölgesi yüzey araştırmalarında heyet üyesi olarak görev almıştır. 98-2001 yılları arasında Şanlıurfa M.Ö. 1. Bin Merkezleri yüzey araştırmasını yürüten Sayın Kulakoğlu, 1999-2003 yılları arasında Şaragahöyük kazıları bilimsel danışmanı, 2003-2005 yılları arasında Gaziantep Kaleyük kazısı bilimsel danışma olarak söz konusu projeleri yürütmüştür. Kulakoğlu yine aynı bölgede 2005-2006 yıllarında Gaziantep Adıyaman Kültür Envanteri projesini gerçekleştirmiştir. 1995 yılında heyet üyesi olarak katıldığı Kültepe kazılarında hocamız Profesör Doktor Tahsin Özgüç'ün 2005 yılında vefatından sonra Kültepe kazı başkanlığını yürütmektedir. Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu Kültepe Kaniş kazı başkanlığının yanı sıra 2008 yılından itibaren de Kayseri ili sınırları içerisinde gerçekleştirdiği Kayseri Arkeolojik Yüzey Araştırması projesini sürdürmektedir. Evet, değerli Profesör Doktor Fikir Kulakoğlu'nu ağırlamaktan gerçekten ben çok yani onur duydum. Çok değerli bir bilim adamı. Aynı zamanda çok belki de Türkiye'nin en önemli kazı merkezini kazıyorlar, araştırıyorlar. O yüzden ben daha fazla sözü uzatmayayım ve Fikri Hocamıza sözü bırakayım. Buyurun Fikri Hocam, söz sizde. Sevgili Tulgacığım, teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Biz beraber çalıştık seninle. Dil tarihte zaten oradan tanışıklığımız aynı kökten geliyoruz. O nedenle aynı dileklerim senin benim için dilediklerim senin için de geçerli. İnşallah daha da güzel yerlerde daha güzel işler yaparken bir arada olmak fırsatımız olur. Umarım daha iyi günlerde, daha iyi günlerde, daha güzel işler yaparken. Az önce herhalde benim eski özgeçmişimi göndermişim. Ben ana bilim dalı başkanlığı yapmıyorum, bıraktım 2 sene oldu.
O nedenle yanlış anlaşılma olmasın diye buradan düzeltme ihtiyacı hissettim. Onun dışında her şey sizin söylediğiniz gibi Türkiye'deki arkeoloji eğitimimize, öğretimimize ve aynı şekilde kazılara devam ediyoruz. Arada da böyle yurt dışında kendimizi geliştirmek adına bazı işlere de kalkışıyoruz. Her ne kadar yaş kemale erse de insan yine doymuyor, öğrenmekten doymuyor. Umarım bize de katkısı olur. Burada yaklaşık 3 ay kalacağım. İnşallah burada edindiklerim, gördüklerim bizim kendimizi geliştirmemiz için de bir fırsat oluşturacaktır. Dediğin gibi ben aşağı yukarı neredeyse 15 seneyi geçti Kültepe'de kazıyorum. Ama aslına bakarsanız daha öncesinden 30 yıldır Kültepe'de görev aldım. Daha sonra bu Tahsin Hoca'dan sonra, Tahsin Hoca'mızı kaybettikten sonra ben kazı başkanı olarak atandım. Ve çalışmalara devam ediyorum. Tabii ki Tahsin Hoca'yı saygıyla, Kutlu Hoca'mızı saygıyla anıyorum burada. Daha sonra da belirteceğim zaten. Onların sayesinde bizim dil tarihte öğrendiklerimiz, orada kendimizi geliştirdiğimiz, orada edindiğimiz tecrübelerle bu işleri yapmaya devam ediyoruz. Ve inşallah işte yapabildiğimiz yere kadar da yapacağız. Şimdi hemen ben de o zaman hızlı bir şekilde geçeyim. Burada saat 1 ama sizin de orada umarım çok geç bir saat değildir. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen bu konuya girelim. Şimdi hocam pardon vakit sizin yani biz sizin vaktinizi aldık. Gece yarısı esasında 1'de katılıyorsunuz Kore'den. Çok teşekkürler. Saat zaten önemli değil. Teşekkür ederim. Şimdi Kültepe ile Kültepe Anadolu'nun ön sözü Kültepe diye başlıyoruz biz her zaman konuşmalarımıza. Anadolu'nun ön sözü dediğimiz yer Kültepe hemen hemen bizim Anadolu'da tam ortasında yer almakta. Anadolu'daki işte Orta Anadolu aslında Kapadokya bölgesi ve Kapadokya'nın tam göbeğindeki Kayseri'nin hemen yanında yer alan bir merkez burası. Kapadokya deyince esas olarak herkes tabii ki bu turistik manzarayı istiyor, peri bacalarını istiyor. Ama sadece Kapadokya o bölge değil, Kapadokya aslında merkezi Kayseri olan bir bölge. Burası bizim bildiğimiz turistik Kapadokya, aslında dağlık Kapadokya, eskiden taşra Kapadokyası olarak bilinen bir yer. Ve bizim bu alan aslında Orta Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes Dağı ile tam zirve yaptığı bir yer. Ve 4000 metre yükseklikte, 3917 metre yüksekliğinde bir dağ bu. Ve bu dağın zaten aslında patlamalarıyla oluşturulmuş bir Kapadokya'dan bahsedebiliriz. Ve 60 milyon yıl öncesinde oluşmuş bir coğrafya bu bölge. Ve işte bu bölgenin en bilinen adı Tuka ismi, güzel atların ülkesi olarak anılan bir coğrafya. Aslında da gerçekten de yabani atların, yılkı atlarının aslında belki ülkemizde en çok görüldüğü yerlerden bir tanesi. Günümüzde bile halen Erciyes'in yaylalarında bu atları görmeniz mümkün ve gerçekten de garip bir şekilde insanlar bu hayvanları kışları beslememek için halen de dışarıya bırakıyorlar, yılkı olarak bırakıyorlar. Ama işte dediğimiz gibi bu bölge özellikle de işte bu Persepolis kabartmalarında da görüldüğü gibi güzel atlarıyla bilinen bir ülke. Tabii günümüzde artık turistik bir amaçla kullanılıyor. Bu atlar at çiftliklerinde, at turları, işte at biniş kursları vesaire veriliyor. Burası oldukça geniş bir bölge. Aslında bunlar bizim konumuzla çok ilgili. Şöyle ki gerçekten de bizim bugün Orta Anadolu dediğimiz ta Amasya'dan Tarsus'a kadar hemen hemen Afyon'dan Malatya'ya kadar olan bir kısımdan bahsediyoruz ve bunun tam da göbeğinde Kayseri var ve bu Kayseri işte bizim Kültepe'nin hemen
20 kilometre kadar mesafemiz var Kültepe ile Kayseri şehir olarak, şehrin merkezi olarak böyle bir mesafe var. Ve Erciyes'in oluşturduğu bir ova var. Sarımsaklı Havzası diye geçer bizim şeylerde. Hemen Kızılırmak'ın 20-25 kilometre kadar güneyindedir bu ova. Ve burası sarımsaklı çayı denilen bir çay ile sulanmaktadır. Ve bu çay da daha sonra bu karasu üzerinden de Kızılırmak'a bağlanmaktadır. İşte bu ovanın tam doğu ucunda Kültepe oluşmuştur. Ve buradaki hemen hemen gördüğünüz gibi işte bu Kızılırmak bölgenin ve Türkiye'nin en büyük akarsuyu hemen Erciyes'in ve Kültepe'nin de 30 kilometre kadar kuzeyindedir. Kayseri biliyorsunuz kendine has bir şehir. Gerçekten de özel bir şehir. Bu şehrin aslında Kültepe'nin de oluşmasında en büyük faktör olan Erciyes'in eteklerinde yer aldığını hepimiz biliyoruz. Erciyes ise çok özel bir isim bizim için. Şöyle ki Anadolu tarihinde adı bilinen en eski yer. Yani Kültepe metinlerinde adı geçen en önemli yerlerden bir tanesi. Lokalizasyonu yapılmış yerlerden bir tanesi. Koloni çağında Aşkaşipa diye geçiyor. Hititlerde Harki ve Aşkaşipa diye devam ediyor. Sonra geç Hitit'te Hara Hara diye karşımıza çıkıyor. Daha sonra klasik dönemde Argeus ve oradan bizim türettiğimiz Erciyes Dağı. Ki Erciyes Dağı aslında orada bir mikroklima yaratıyor. Bir o hemen eteklerinde aslında kuzey tarafında bütün iklimi kontrol eden bir noktadır Erciyes Dağı. Şöyle ki batıdan gelen bulutlar önce Erciyes'le karşılaşır. Daha doğrusu Erciyes kendisine çeker. Biz hava durumunda baktığımız zaman Kayseri yağışlı dediğimizde emin olun bizim orada yağmaz. Çünkü Erciyes çeker bütün nemi, bütün yağmuru. Oraya yağar. Ondan sonra onun tabii ki orada biriken sular daha sonra havzayı da besler. Bereketli bir havza haline gelir. Ve burası aslında hemen hemen neredeyse hiç susuzluk kurak çekmeyen, bozkır olmasına rağmen ve özellikle de şu sarımsaklı havzası kısmında hiç su sıkıntısı yoktur. Diğer taraftan da hemen şu Erciyes'in yanındaki Sultan Sazlığı ve onun bağlantılı ovaları, bağlantılı havzaları yine Orta Anadolu'daki en sulak, özellikle göçmen kuşların konakladığı büyük bir noktadır ve işte onun tam doğusunda Sultan Sazlı şu dağların hemen arkasındadır. Bizim Kültepe'de o Sarımsaklı Ovası ya da Kayseri Ovası denilen ovanın doğu ucundadır. Bereketli, Kayseri'nin en bereketli toprakları burasıdır. Yaklaşık 70 kilometre uzunluğunda yine yer yer 20-25 ve 30 kilometreye bulan genişlikte bir ovadır. Dediğim gibi mümbit bir arazidir ki muhakkak ki Kültepe'nin de oluşmasına katkısı olmuş bir yerdir. Şimdi aslında çoğu kısmını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bunları mümkün olduğu kadar özet halinde geçmeye çalışacağım. Yani Kültepe'nin şimdiye kadar yapılan kazılarda, Tahsin Hocamız zamanında yapılan kazılarda en erken yerleşimi Eski Tunç 1 dediğimiz yaklaşık olarak milattan önce 2900'e tarihlenen dönemlerde olmuş. Bizim yaptığımız son çalışmalarda bunu biz Kalkolitik çağa kadar götürüyoruz ama burada önemli olan şu anda size temel bilgileri özetleyerek sunmaktır. Ve bu ovanın ortasındaki Kültepe höyüğünde yapılan çalışmalarda şimdiye kadar kesintisiz olarak bir Bizans dönemine kadar yerleşim tespit edilmiş vaziyette. Tabii ki bütün höyüklerde, bütün yerleşimlerde olduğu gibi bazı dönemlerde bir duraklama ya da bir mola söz konusu. Yerleşim kesintiye uğramış ama en büyük diğer başka höyüklerden farkı, en büyük kesinti bizim
kolonin çağından sonra geçit çağına kadar yaklaşık 800 yıllık bir dönemde biz Kültepe'de höyük kısmında ya da aşağıda bir yerleşim görmüyoruz. Bunun sebepleri çeşitli olgularla açıklanabilir ama özellikle de burada şunu söylememiz gerekiyor. Bu dönem aslında tam Hititlerin ortaya çıktığı, bir imparatorluk kurduğu, bir devlet kurduğu, sonra imparatorluk kurduğu bir dönem. Burada olmaması Kültepe'yi daha yakından ilgilendiriyor. Yani bizim Kültepe'de Hititlere ait hiçbir şey yok. Geçit dönemine kadar herhangi bir yerleşim yok ki öbür taraftan Boğazköy'de ya da Çorum civarındaki bütün merkezlerde Hitit tabakaları varken ve hatta Kayseri'deki diğer höyüklerde Hitit tabakaları varken bizde yoktur. Bu çok özel bir durumdur. Bunu daha sonra açıklamaya çalışacağım. Kültepe yaklaşık 19. yüzyılın sonlarından itibaren biliniyor. Ve bunların bilinmesinin çeşitli hikayeleri var. Onları çok fazla dillendirmeyeceğim. Şöyle ki Kültepe'den bulunmuş çeşitli boyalı seramikler ve iki tane tablet İstanbul'a götürülüyor. İstanbul'dan da Louvre Müzesi'ne ve British Müzesi'ne gidiyor bunlar. Ve bu iki tableti okuyan Pince, 1876'da bu iki tableti okuyan Pince, orada Kaniş diye bir şehirden bahsedildiğini yazıyor. Ama tabletler o zamana kadar bilinen tabletlere hiç benzemiyor. Ve garip bir yazısı olduğunu söylüyor. Okunmaya çalışılmaya değmez ama böyle bir ifade var deyip basit bir makaleyle bunları geçiştiriyor. Fakat diğer bilim insanları bunların peşine düşüyor ve o metinlerde, tabletlerde adı geçen Kaniş şehrini aramak istiyorlar. Onu bulmak istiyorlar. Bu tabletler Kapadokya'dan geldiği için de Kapadokya tabletleri diye anılıyor ve dolayısıyla da olsa olsa bu höyük, bu merkez, bu yer Kapadokya bölgesinde olmalıdır diyerek ta 1893'ten itibaren başta Ernst Schunkel, sonra Bertwinkler ve Grote gibi insanlar Kapadokya'ya geliyor ve bu tabletlerin çıktığı yeri arıyor. Bir kısmı burada bahsedilenler Kültepe'ye gelip kimi bir sene, kimi birkaç gün, kimi birkaç haftayla süren kazılar yapıyor. Tabii bu kazılar ciddi anlamda höyüye zarar veriyor. Hepsi geldikleri zaman bütün o alanda höyükte ciddi iş gücüyle çalışıyorlar ve maalesef tahribata neden oluyorlar. Sonra 1925 yılında Bedri Hrozne geliyor. Bedri Hrozne Hitit dilini ilk kez çözümleyen bir kişi olarak zaten akademide oldukça saygın bir yeri olan kişi. O da bu tabletlerde adı geçen şehri aramak üzere Kültepe'ye geliyor, izin alıyor, resmi izin alıyor, genç Türkiye Cumhuriyeti'nden izin alıyor ve aslında yanında bir tek mimar arkadaşı var. Ama iki kişi yaklaşık yüzden fazla işçiyle o bölgede araştırmalara başlıyorlar. Tabii Tahsin Hoca onu söylerdi. Hep kazı tekniğini bilmeyen insanların kazı yapmaması lazım derdi. Kazı yapmak sanattır derdi. Ve burada maalesef tepede önce, tepenin en yüksek yerindeki meşhur Varşama Sarayı'nın tam göbeğinde kazmaya başlıyor. Çünkü o dönemde o kalıntılar ayakta gözüküyor ve orada kazılara başlıyor. Ve yaklaşık 100 metredir şu bina. Onun tam göbeğinde yaklaşık 80 metre bulan koca bir krater açıyor ve maalesef Varşama Sarayı'nın neredeyse yarıdan fazlasını yok ediyor. Bulamıyor, Allah'tan bulamıyor diyeceğim ama bulamayınca geri dönmeye kalkıyor. Ondan sonra da yolda giderken arabacısının sormasıyla tablet aradığını belirtiyor. Arabacı da diyor ki, o tabletler orada yok beyim, onlar Mehmet Ağa'nın tarlasında. Onun üzerine geri dönüyor ve burada slide'da da gördüğünüz yerde yani orası da yine aşağı yukarı 75 metre çapında bir alanda kazılar yapıyor ve burada
Yaklaşık 1000 tane tablet topluyor. Buluyor demiyorum. Bunların büyük bir kısmını köylülerden satın alıyor. O dönemde bölgede yaygın olan sıtma hastalığına karşı yanında getirdiği kinin tabletleriyle kil yazılı, kilden çivi yazılı tabletleri takas ederek 1000'e yakın tablet topluyor. Kazılardan aşağı yukarı 400 tane buluyor. Fakat köylülerden etraftan bulduklarıyla beraber 1000 tane tablet buluyor. Bunları çalışmak için izinle yine Prag'a götürüyor. Çekoslovak kendisi Prag'a götürüyor. Şimdi İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenen Kültepe tabletleri Bedri Rozin'in iade ettiği tabletler. Dolayısıyla götürmüş fakat geri getirmiş. Fakat 1925 yılından sonra bir daha kazılar yapılmıyor. Ve kazılar yapılmadığı zaman da zaten hepimiz biliyoruz. Alanlar iyice yağmaya açık hale geliyor. Ve gerçekten de o dönemde ve hem eski kazılarda şu soldaki harita, topografik harita, Şantır döneminde çizilmiş harita. Şu sağdaki de Mahmut Akok zamanında ilk Kültepe kazıları başlarken 1948 yılında çizilmiş topografik harita. Ve aslında belki bugün geldiğinizde höyü düzgün bir şekilde göreceksiniz ama gerçekten de höyün 3'te 1'lik kısmı tamamen, belki yarıya yakın kısmı tamamen tahrip edilmiştir. Bugün o düz gördüğünüz alanlar Tahsin Hoca döneminde yapılan kazılarda doldurulmuş alanlar. Ki o nedenle biraz daha derli toplu duruyor. Fakat ciddi anlamda büyük bir tahribata uğramış. Tahsin Hoca'nın deyimiyle yine Anadolu'nun en şanssız höyüklerinden birisidir Kültepe. Bu kadar hiçbir höyük Anadolu'da tabii ki şu anda günümüzde iş makinalarıyla tahrip ediliyor ama Kültepe kadar tahrip edilmiş bir höyük yoktur. Tahsin Hoca 1948 yılında kazılara başlıyor. Tahsin Hoca eşiyle beraber Mahmut Akok yanında ve aslına bakarsanız o gün için oldukça geniş bir kadroyla kazılara başlıyor. 1948 yılından işte birkaç yıl sonra Kutlu Hanım'ın asistanı, o da 54 yılından itibaren Kültepe kazılarına geliyor. Tahsin Hoca 58 yıl, Kutlu Hoca 60 yıl boyunca bu kazıları sürdürüyor. Ben de Tahsin Hoca ve Kutlu Hoca sağken 1994-95 yılından itibaren 95'te resmi olarak katıldım. Kazılara, burada kazıları sürdürmeye çalışıyorum. Tabii ki Tahsin Hocaların koydukları, yaptıkları büyük, hakikaten çok özel işler. Atatürk kuşağının yetişmiş insanları, tamamen devletçi, Atatürkçü insanlar ve onların yaptıkları kazılar aslında bir devlete hizmet anlamında görülen kazılar ve her zaman da biz onu öğrendik. Bu kazılar bizim çiftliğimiz değil, kendi yazdığımız değil, kendi alanımız değil. Tamamen devletin alanı, kamunun alanı, Türk milletini ve dünyaya miras olarak kalacak bir alan. O mottoyla, o görüşlerle biz de çalışmaya devam ediyoruz. Tahsin Hoca yaptığı kazılarda Bedri Hrozny'den sonra aslında gerçekten Bedri Hrozny'nin edindiği, okuduğu yayınlarda ifade ettiği gibi o ilk tabletlerde adı geçen Kaniş şehrinin Kültepe olduğunu ispatlamıştı. Tahsin Hoca ise bu şehrin sadece belli bir dönem içinde yerleşilmediğini, belli tabakalar halinde yerleşme sahne olduğunu, özellikle de o tabletlerin yazıldığı dönemde, yani Asurlu tüccarlar döneminde, milattan önce 2. yılın ilk çeyreğinde en az 4 şehir halinde yerleşme sahne olduğunu ortaya koydu. Ayrıca da bu dönemde üretilen sanat eserlerinin ya da günlük hayatta kullanılan malzemelerin Anadolu'nun yerli malı olduğunu ama diğer taraftan da özellikle tüccarlar sayesinde güneyden getirilen, yani aşağı yukarı bugün Mezopotamya ya da Suriye dediğimiz bölgeden getirilen etkilerle, objelerle, sanat eserleriyle burada karma bir kültür oluştuğunu, karma sanat ekolünün oluştuğunu ve bunun da daha sonraki Hitit kültürünü oluşturduğunu belirtmişlerdi. Ve
gerçekten de hem onun döneminde hem de daha sonra bizim yaptığımız kazılarda bunu sürekli tekrarlayan bulgulara ulaşabiliyoruz. Hocalarımı burada rahmetle, saygıyla anıyorum. Bu kazılar sırasında, özellikle Tahsin Hoca'nın yaptığı kazılar sırasında Kağrım alanında bulduğu verilerle bu Bedri Hrozn'den itibaren bilinen Asurlu tüccarların buradaki yerleşim alanlarını, evlerini, safalarını, içindeki eserlerini ve özellikle de bu tüccarların Anadolu'ya getirmiş oldukları ilk yazılı belgelerin bulundukları yerlerini olduğu gibi sistematik bir şekilde ortaya koydu Tahsin hocamız. Ayrıca o tabletlerde bahsedilen bir ticaret ağının yönetildiği anıtsal yapılarını, saraylarını, tapınaklarını, ticari ya da resmi depolarını açığa çıkardı. Bu anlamda Kültepe daha ilk dönemde 1948-50 yıllarından itibaren bütün dünyanın dikkatini çekmiş, bütün arkeoloji dünyasında o zamana kadar bilinmeyen ve bizim halen bugün ders olarak okuttuğumuz Asur ticaret kolonileri çağını neredeyse sıfırdan ortaya koymuşlardı. Ve bu dönem aslında şunu da Tahsin hocamız bu Asurlu tüccarlardan önceki dönemi de çalıştığında yani eski Tunç çağında kazılar yaptığında bu Asurların buraya durup dururken gelmediğini, bu tüccarların daha önceden bilinen Kaniş isimli bir şehre geldiğini ortaya da koymuşlardı. Ve gerçekten de hem onun döneminde hem de bizim halen sürdürmekte olduğumuz dönemde yaptığımız çalışmalarda daha eski Tunç çağı dediğimiz, eski Tunç çağı 1 dediğimiz yani günümüzden 5000 yıl öncesinden, tam 5000 yıl öncesinden itibaren Kültepe'nin etrafındaki diğer merkezlerle işbirliği halinde olduğunu gördü. Ve bunlar arkeolojik olarak bizim ortaya koyduğumuz buluntularla da desteklenmekte. Örnek olarak burada gördüğünüz seramikler, Suriye kökenli seramikler direkt olarak Güney ile olan ilişkilerini. Orada gördüğünüz bir idol, göller bölgesiyle olan ilişkilerini. Ve bunun gibi birçok malzeme, eser bu Kültepe'nin daha en erken dönemlerinden itibaren komşularıyla bir ilişki içinde olduğunu bize gösterdi. Eski Tunç çağının ortalarına tarihlenebilen bir dönemden başlayarak bulunan sadece seramik değil, sadece işte taş eserler ya da diğer yazılı belgeler olmasa dahi diğer metal eserler, mücevherat direkt olarak bu ilişkiyi bize göstermekte. Örnek olarak Kültepe'de bulunan, solda bulunan eserlerin hemen hemen birebir benzerleri Ur diye büyük bir merkezimiz var Güney Mezopotamya'da. Direkt olarak onları anımsatmakta ve gerçekten de zaten Ur'da o dönemin 3. bin yıldan itibaren özellikle en büyük ticaret merkezlerinden birisi ve daha sonraki dönemlerde de yine Kültepe ile ilişki içine girecek olan bir merkez ve özel bir kültürü yansıtan bir merkez. Yine bu ilişkileri belki bize en iyi şekilde gösteren bunların dışında tasvirli sanat eserleri ve özellikle de silindir mühürler, ilk silindir mühürler Anadolu'ya gelmeye başlıyor. Tabii ki bunlar direkt Ur üzerinden gelmiyor. Aradaki ya Asur ya da Mari ya da Ebru üzerinden Anadolu'ya akan eserler bunlar. Ama sonuçta hepsi bu ilişkiyi daha o dönemden itibaren yani kolonistlerden önce, tüccarlardan önce bunların bize geldiğini biliyoruz. Bu da diye sadece aslına bakarsanız henüz Anadolu'da bu dönemde yazı yok. Eski Tunç çağı dediğimiz dönemde yani milattan önce 2000'den önce yazı şu ana kadar tespit edilmedi. Edilecekse de yine Kültepe'de edilecek. O dönemde ki hikayeleri anlatan bazı çivi yazılı belgelere göre ki onların içinde bir tanesi Şartamhari metni olarak geçer. Savaş kralı olarak adlandırılan bir metinde Akat İmparatorluğu'nun kurucusu Sargon ve onun torunu Naramsin'in Anadolu'ya yaptığı
seferler, sadece Anadolu'ya yaptığı seferler değil, aslında bütün onların yaptıklarını kaydeden bilgiler bunlar, bütün yaptıklarını. Ve o dönemde hem Sargon'un hem Naramsin'in ve özellikle de Naramsin'in Anadolu'ya kadar geldiğini, bunun tarihi yaklaşık olarak M.Ö. 2300 yıllık, bu 2300 yıllarında Acemevük olarak lokalize edilen Pruşhattun kentinde ya da Pruşhan'da kentindeki Akatlı tüccarların şikayeti üzerine koskoca Akat ordusu yaklaşık 1200 kilometre mesafeden Suriye'yi geçerek, Amanos dağlarını geçerek Acemevi'ye kadar, Pruşhattun'a kadar geldiğini ve o şehri kuşatmaya aldığını ve 3 yıl sonrasında şehri ele geçirdiğini ve orada bir yıl kaldıktan sonra geri çekildiğini öğreniyoruz. Ve tabii ki bu hikaye aslında daha o günlerden itibaren güneydeki komşuların Anadolu'ya olan ilgisini göstermekte. Ve bu seferler sırasında başlıca 3 kraldan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi doğal olarak Acemevük ya da Pruşhattun kralı Nurdaggan. Onun yanında Hitit kralı ya da Boğazköy Hattuş kralı Pampa ve Kaniş kralı Zippaniki. Bunlar da bizim Anadolu'da isimlerini bildiğimiz en erken tarih kişiliklerdir. Dolayısıyla bunlar da bize bu yazıtlar aracılığıyla aktarılıyor. Ama bu dönemde, yani bu 2300, 2200, 2100'lü yıllarda Anadolu'da henüz yazı yok. Fakat ele geçen, özellikle de bizim son yıllarda yaptığımız kazılarda açığa çıkardığımız mimari kalıntılar bu dönemde gerçekten diğer başka merkezlerde görülmeyen, Anadolu'daki diğer merkezlerde görülmeyen, hatta yakın doğuda çok nadir olarak görülen anıtsal nitelikli yapılar bize bu bölgede ya da Kültepe'de büyük bir krallığın var olduğunu göstermektedir. Zaten bu az önce bahsettiğim Zippani Pampa isimleri de 17 krallıktan oluşan bir koalisyonda yer alan iki krallığın krallarıdır. Ve onlar koskoca Akat ordusuyla savaşmışlardır. Muhakkak ki Akatlar yenmiştir. Hatta belki de bizim bu yapılarda karşımıza çıkan bazı tahribatları belki de onlar yapmıştır. Ve bu yapılar bizim gerçekten o döneme kadar Anadolu'da gördüğümüz bütün anıtsal yapılardan çok daha büyüktür. Şurada gördüğümüz yapı bir tanesi 13. tabakaya veriliyor diyoruz. Yaklaşık olarak 100 metre uzunluğunda ve aslında daha ancak çeyreğini, bir kanadını kazabildiğimiz bir yapı. 10 yılı geçti bu yapıyı kazarken. 2550 yılında ilk kez kurulmuş. 2550 yılı ki Akatların dahi ortada olmadığı bir yıl. O dönemde demek ki öyle bir gücü vardı ki bu kadar büyük anıtsal yapıları yaptırabiliyor. Ve bu sadece aslında sarayın depo odalarını içeren bir grubu bu yapının. Ama yine aynı şekilde Megaron ya da diğer öbür yapı tamamen benzerlerini hiçbir yerde görmediğimiz. Troya'daki... Her tarz kulaklığım var benim yani. Şeyde de var. Truva'daki en büyük Megaron'dan çok daha büyük olan yapılar ki Megaron, yani Troya'daki Megaronlar da bildiğiniz gibi en o zaman için en zengin büyük yapılar olarak ayda geçmiş ya da öyle görülüyor. İşte bu dönemler aslında bizim koloni çağını hazırlayan dönemler. Yani aşağı yukarı bizim bütün bu 2000 yılın başında olacak olayların, gelişmelerin kökenini oluşturmakta. Az önce bahsettim Pruşhattun ki koloni çağında da önemli bir merkez olacak. Kültepe ile kardeş iki şehir. Tabii sadece bu iki şehir değil, aslına bakarsanız şu ticaret yolu üzerindeki birçok şehir var ve bunlardan bir kısmı kazılabildi, bir kısmı kazılamadı. Tekrar göstereceğim. 2. bin yılın başında ya da 3. bin yılın son çeyreğinde Asur şehri hemen Dicle ile Zap Nehri'nin kavuştuğu noktada bir şehir. Dicle'nin batısında Asur şehri, bugünkü Musul'un 150 kilometre kadar güneyindeki büyük bir şehir, bir krallık
oluşuyor. Hanedan değişikliği oluyor ve o hanedan yeni kralı. Ki ondan önce de şurada listede belki biraz görünebiliyordur. En az 7 tane daha kraldan bahsediliyor. Hatta çadırda yaşayan krallar diye geçer. Erişim bir zamanında yaklaşık ki Erişim 1970'lerde tahta geçmiş milattan önce. Fakat bu kişi çok özel bir kişi. Şöyle özel bir kişi. Bu bölge, Asur'un olduğu bölge aslında kaynaklar bakımından çok zengin değil. Tarım anlamında çok zengin değil. Kendini ancak yetebilen bir tarımı var. Dicle kenarında olmasına rağmen. Artı değer üretecek bir kapasitesi yok. Yani mal üretecek bir ürün alamıyor. Yani onu işleyip tekrar satabileceği bir ortam yok zaten. Hayvancılık var muhakkak ama ancak kendine yetiyor. Bu kral tahta geçtiği zaman ilk hedef olarak memleketin selameti için o zamana kadar tüm Ön Asya'da da olduğu gibi devlet ya da tapınak tekelinde olan ticareti liberalleştiriyor. Ailelerin firmalar kurmasına izin veriyor ve ticaretin onlar aracılığıyla yapılmasını sağlıyor. Devlet tabii ki vergisini alıyor. Giden maldan, gelen maldan vergisini alıyor ama ticareti tamamen artık memurlar değil, yani tapınağa bağlı insanlar değil, saraya bağlı insanlar değil, özel kişiler yapıyor. Ve bu müthiş bir devrim aslında o dönem için. Başka bir benzeri de yok. Ön Asya'da bir benzeri yok. Tabii ki daha önceden Uruk döneminde ticaret yapılmış ama hepsi belli bir otoritenin kontrolü altında. Bunda otorite yok. Otorite sadece şehirde var. Ve ticaretin bütün kararları o dönem Asur şehrinde bulunan iki meclis aracılığıyla yapılıyor. Bir büyük meclis var, bir de bir yaşlar, bir gençler meclisi var. Kral sadece orada bu büyük meclisin genel sekreteri ya da CEO'su gibi düşünebilirsiniz. Kral meclisin aldığı kararları uygulamakla yükümlü. Yükümlü. Ve düşünün böyle bir dönemde bu kralın aldığı kararlar sonrasında oradaki Asur'daki aileler firmalar kuruyor ve bu firmalar aracılığıyla ticaret başlıyor. Ne eksik Anadolu'da, ne satabiliriz, ne yapabiliriz, ne alabiliriz, ne verebiliriz. Anadolu o dönem içinde, bugün de aslına bakarsanız altın ve gümüş kaynakları açısından bölgenin en zengin ülkesi. Yün, başta yün olmak üzere hayvancılık, hayvan yan ürünleri anlamında yine kaliteli yüne sahip. Yün derken hepsi yün, bütün orada da koyunlar var ama özellikle bizim Konya, bu Aksaray bölgesindeki koyunların, yünlerin lifleri uzun. Bu da dokumacılık için çok daha öncelik yaratıyor. İpi daha kuvvetli, daha sağlam, daha ince işleyebiliyorsunuz. Bunları dediğim gibi daha önceden biliyorlar. Yani daha Akkadlı tüccarlar, Akkad ordusu geldiğinde bunlara zaten bu bilgilere sahip insanlar. Ama bunları ele geçirmek için, yani bunların ticaretini yapmak için o zaman Anadolu'da eksikliği bilinen bir malzeme var, bir maden var. Kalay yok. Kalay kap kalaylamak için değil tabii ki. Kalay bakırla 1'e 9 oranında karıştırıp tunç elde etmek için, ki en güçlü silah, en kaliteli kabuğu ya da aleti, edevatı yapabilirsiniz. Ve dolayısıyla buradaki eksik, en önemli eksik madeni dikkate alarak ticarete başlıyor. Ama Asur'da da kalay yok. Yani o bölgede de kalay yok. Bunlar kalayı nereden alıyor? Asurlar kalayı. Yine kendileri almıyor aslında bakarsanız. Kalay bu kasiteritli bir kalay. Kayseri'de de var aslında ama daha önceden şeyi bitmiş büyük olasılıkla. Tüketilmiş ya da bizim Kestel Göltepe'de olan bir şey. Bunlar da kalayı Orta Asya'dan alıyor. Orta Asya'ya da bunlar kendileri gitmiyor. Ur şehrinin tüccarları ya da o Orta Asyalı tüccarlar Ur'a getiriyor. Bir kısmı Asur'a getiriyor ama büyük çoğunluk Ur'a geliyor, Ur'dan Asur'a, Asur'dan da Anadolu'ya getiriyor. Orta Asya'da çok bol miktarda var. Yani o dönem için hele yüzeyde bulunan bir malzeme olduğu için kayalar, kayaçlar halinde toplayıp Anadolu'ya, ya daha doğrusu Ur'a ve oradan da Asur'a getiriyorlar. Ve böyle olunca da buradaki ticaret tabii ki
yapılan hesaplara göre Kaniş'te, Kültepe'de kolonistler, yani tüccarların olduğu dönemde yapılan hesaba göre en az 3 katı fiyata satılıyor asurlar. Dolayısıyla da ciddi anlamda bir kar elde ediyorlar ve aynı şekilde yine Anadolu'dan aldıkları yünlü ip haline getirip Asur'a getiriyorlar ve orada Kasım Hoca'nın deyimiyle Babil modasına göre dokudukları kumaşları tekrar Anadolu'ya satıyorlar. Bizim eskiden Sümer Bank'ın kumaşını İngiltere'ye satıp İngiltere'den bizim İngiliz kumaşı almamız gibi neredeyse böyle bir oluşum var. İşte bu dönem, böyle bir dönem başlıyor. Bu ikinci bir yılın başında 1970'lerden itibaren tahta geçen Erişim zamanından itibaren böyle bir sistemli ticaret ağı kuruluyor. Dediğim gibi kalay, kumaş Anadolu'ya gidiyor. Anadolu'dan da gümüş ve altın karşılığında takas edildikten sonra toplanan altın ve gümüş de Asur'a getiriliyor tabii. Ve o döneme ait aslında 40'tan fazla merkez biliyoruz ama isimlerini biliyoruz, yerlerini bilmiyoruz. Kazıları yapılan belli yerler var ve bu yerler içinde sadece burada gördüğünüz Kültepe'nin dışında 5 yerden bir de Kamankaleyük'ten bahsedebiliriz. Yazılı belgelerle bu ticareti belgeleyebiliyoruz. Ve bu ticareti ticaret sayesinde aslında Anadolu okur yazar hale geliyor. Çünkü çıkan kervanlar muhakkak ve muhakkak aldıkları malı nereye götüreceklerini, yolda harcayacakları parayı, kimden ne alacaklarını, kime mektup götüreceklerini, ne kadar, her şeyi kayıt altına alıyorlar. Parayla ilgili her türlü işlem kayıt altına alınıyor. Çünkü o kervancı başı, kervanı götüren kervancı başı aynı zamanda bu iş için hesap vermek zorunda. Yanında tüccarlar da gidiyor tabii ki. 300-400 eşekten oluşan kervanlarla bu iş başlıyor. Ve yaklaşık olarak 300 yıl boyunca bu ticaret yapılıyor. Dolayısıyla da bu ticaret yapılırken de bu yapılan, alınan, verilen her şey kayıt altına alınmış. Ama parayla ilgili. Bazen öyle tabletler var ki hiçbir şey, kraldan bahsediyor, kralın adı yok. Yani o önemsiz belki o dönem için. Ama oradaki 5 kuruşluk mal kayıt altına alınmış. Yaklaşık olarak 23 bine yakın, 23 küsur bin civarında çivi yazılı kil tablet Kültepe'de bulundu. Bunlar gayet doğal olarak ticari belgeler, iş belgeleri. Bunlar arasında ticari anlaşmalar, kontratlar, borç notları, faizle ilgili bilgiler, alacak notları, ortaklık anlaşmaları, kervan taşıma ya da kervan hareket operasyonları, gümrükler, vergiler, idari mektuplar, bunlar tamamen hep normal iş kapsamında yazılmış belgeler. Bunların içinde, bunların yanında değil, bunların içinde, bu belgelerin içinde bizim sosyal hayata ilişkin veriler de karşımıza çıkıyor. Yani evlilik ve boşanma anlaşmaları, evlat edinme, miras, köle satışları, karşılıklı mektuplaşmalar, bunlar da karşımıza çıkıyor. Ama bunlar içinde ya da özünde para olduğu için kaydedilmiş. Yoksa durup dururken böyle bir mektup yazmıyor, durup dururken böyle bir not almıyor. Çünkü o zaman için evlilik kontratı var. Ayşe Ali ile evlendi. Ali Ayşe'ye 5 mina gümüş verdi gibi. Ya da boşandığı zaman, eğer boşanacaklarsa o ona, eşine 5 mina gümüş vermek zorunda diye anlaşmalar olduğu için kaydedilmiş. Evlat alınırken para ödendiği için kaydedilmiş. Miras zaten para işi. Köle satışları zaten para işleri. Dolayısıyla o yazılı 23 bin tablet içinden seçilerek, yani aslında bunların tek tek öyle bir şeyi yok ama oradan seçilerek bu konulara ait bilgilere sahip olabiliyoruz. Tabii bunların yanında muhakkak ki politik
birlikler ya da karşılıklı olarak yapılmış anlaşmalar, yani Anadolu'daki krallıklar arasında yapılan anlaşmalar ya da ilişkiler, sarayda görevli bürokratlar, onların talimnameleri gibi bilgiler de bu tabletler içinde karşımıza çıkan konular. Buradaki ticaret aslında şimdiye kadar Anadolu'da değil, bütün Ön Asya'da yapılmış ticaretten tamamen çok farklı bir ticaret. Çok ciddi anlamda bir sistematik ticaret görüyoruz. Kuralları olan bir ticaret görüyoruz. Ve bu kurallar iki tarafı da bağlıyor. Çünkü bu kuralları koyarken karşılıklı olarak antlaşma yapmak zorundasınız. Yani Anadolu'lu krallar size güvenlik sağlayacak. Sizin malınızın selameti, sizin malınızın ve hayatınızın korunması için garanti verecek. Tabii ki bunun karşılığında siz de ona bir vergi ödeyeceksiniz. Tabii ki ona aynı şekilde işte mala göre, metale göre ayrı, tekstile göre ayrı vergiler ödeyeceksiniz. Ve bunlar aslında 2001 yılında bulunan tabletlerden iki tanesine çok net olarak ortaya çıkmıştı. Ya ama şurada özetini vermek istiyorum. Ya en başta kaçakçılık yapmayacak. Tüccarlar kaçakçılık yapmayacak. Gümrük dışı herhangi bir şey mal alıp satmayacak. Yani muhakkak gümrüğe girecek. Ve onlara düşen vergiyi de ödeyecek. Ama bütün bu işlemi Asurlar tarafından kontrol edilecek olan bir örgütten, bir organizasyondan daha bahsediliyor bu mektuplarda. Bitkarim, Karum ofisi denilen ya da evi denilen bir ofis var. Bütün ticareti bugün bile belki bizim uyamadığımız koşullarda o dönemde yaptıran bir kurumdan bahsediyoruz. Bitkarim. Bütün iç ve dış ticaretin kontrolü bu kurumdan yapılıyor. Bu kurumun aynen Asur'da olduğu gibi iki meclisi var Kaniş'te. Orada bütün bu kararlar, bu ticaretle ilgili kararlar orada alınıyor. Bu kurumun görevleri arasında bir ithalat ihracat odası gibi düşünebileceğimiz ya da ilk ticaret odası olarak düşünebileceğimiz bir kurum olma özelliği de var. Yani bugün Anadolu'daki ya da Türkiye'deki ya da dünyadaki ticaret odası dediğimiz ticaret odasının görevi neyse o dönemde de o. Şimdi bizim Kayseri'de ticaret odası var. İşte ziyarete barada gittiğimizde başkan bey koltuğunda oturur. Arkasında bir tane böyle yuvarlak içinde işte Kayseri Ticaret Odası yazar. Altında da işte 1896 yazar. Ben onun başına milattan önce koydurmaya çalışıyorum ama bir türlü beceremedim. Yani bizimki de gerçekten dediğim gibi tam milattan önce 1896'larda yani 2000-4000 yıl öncesinde gerçekten bu aynı oda Kaniş'te vardı. Hem de ticari banka, yani ne yaparsa bütün ticari bankaların yaptığı bütün işlemleri bu yapabiliyor ve bütün bu şeyler karşılığında tabii ki koruma alıyor ya da diğer şeyleri alıyor. İşte bu ticaretin yapıldığı dönemde bu ticaretin idare edildiği binalar Kültepe'de Tahsinoca zamanında açığa çıkartıldı. Bunlar içinde bir Güney Teras Sarayı var. Hızlıca geçeceğim. Şöyle yaklaşık 90 metre yüksekliğinde şurada resmi var. Bir ahşap döşeli bir yolu olan, sonra taş yolu olup iki tarafında odaların olduğu, muhtemelen de Tahsin Hoca'nın deyişiyle gümrük binası olan, yani gelen malların indirilip tartıldığı, ölçüldüğü bir yapıdan bahsediyoruz, kurumdan bahsediyoruz ve burada vergiler tahakkuk ettiriliyor ve vergiler ödeniyor tartımdan sonra. Sonra tüccar malını alıyor, gerekirse sarayda depolamaya devam ediyor, başka şehre giderken bu mallarını da alıyor. Bunun yanında bir hemen şu şeyde yine bu Fırınçağ'ın erken dönemine ait şu mavi içindeki Güney Teras Sarayı. Sonra onunla çağdaş bir başka eski sarayımız var. O da yine erken döneme ait. Sonra şöyle ondan sonra Varşama Sarayı var. Burada gördüğümüz o büyük bina. Anitta tarafından yaptırılmış olması muhtemel.
İki tane tapınak, şurada izometrik planı da görüyoruz, çizimini de görüyorsunuz. İki tane tapınağımız var. Bunlar muhakkak ki o dönem için özel ev değil, ciddi anlamda da büyük 25'e 25'lik yapılar. Ve bunların tabii ki daha sonraki Anitta'nın yıllığına doğru giderek baktığımızda ciddi olarak Anitta döneminde yaptırıldığını söylemek mümkün. Çünkü yıllıklarında Anitta bir gece baskınıyla babasıyla birlikte Kaniş şehrini, Neşa şehrini ele geçirdiğinden bahseder ve bunlar muhtemelen de bu yapılar Anitta döneminde onun giriştiği imar faaliyetlerinden kalanlardır. Yine resmi bir depo binası, bir de şu iki tane bina vardır. Onlardan bir tanesinin içinde işte 2 tondan fazla obsidyen bloklar ele geçirildi ki bunlar muhakkak ki üretim için ya da satılmak üzere başka şehirlere gönderiliyordu. Ve bu alan tabii özellikle bu şeyle eğer efsaneyle ilgili olarak konuşabilecek olursak Anitta'ya ait bir mızrak ucu o yapıların tarihini de vermesi açısından son derece önemli. Bu tepe kısmı yani şurada gördüğümüz höyük kısmı tamamen bizim idari kısım. Ama bu tüccarlar geldiği zaman halk da bu tepede değil, tamamen tepeyi çevreleyen bugünkü tarlalar olarak kullanılan alanlarda yaşıyorlardı. Şu anda bir kısmı 3-4 metre yüksekliğin kalınlığında toprak ile örtülü. Allah'tan örtülü, tarım bize o kadar zarar veremiyor. Ama Karum alanında en azından bizim şurada 1-2-3-4 diye sıraladığımız şehirler halinde yerleşimin var olduğunu biliyoruz. Yoğun bir yerleşimin var olduğunu biliyoruz ve höyüğün o dönemdeki çapı yaklaşık olarak 2,5 kilometreyi geçen bir çap ki eğer böyle yoğun bir yerleşim ile karşılaşırsak daha kazılan yerler daha %1'ini kazmadık neredeyse. Kazılırsa o zaman için şehrin nüfusunun 30-40 binden aşağı olmayacağı rahatlıkla hesaplanabiliyor. Ki belki bunun 4 kat kat da üstünde olabilir. Düzenli sayılabilecek bir yerleşim ile karşılaşıyoruz. Radyal planlı olarak daha doğrusu höyüğe doğru açılan höyük hemen şu aşağıda köşede. Köyü açılan yollar adalar oluşturmakta. 8-10 evden oluşan adalar halinde mahalleler kurulmuş ve bu şöyle tabii bugün onların çok kısmını göremiyorsunuz. Sokaklar taş döşeli bir arabanın geçebileceği kadar genişlikte. Sokaklarda yine o taş döşenmiş sokakların arasında yağmur sularını akıtmak için pis suyu bilmiyoruz. Yağmur sularını akıtmak için kanallar açılmış ve onlar da yine höyüğe doğru devam eden bir planda. Çok yaşa. Bu bizim normal şartlarda 4000 yıl önce Anadolu'nun ve dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biri olan bir şehirden bahsettiğimizde böyle görkemli yapılar bulmanız zor. Tabii ki tepedeki yapılar onlar ayrı. O büyük yapılar 100 metreye 100 metrelik büyük yapılar muhakkak ki heybetli görünüm sağlıyordu ama insanların yaşadığı Karum'daki yapılara baktığınız zaman maksimum 2 katlı kerpiçten yapılmış yapılar ve tabii ki maalesef günümüze kadar bunların ulaşması çok zor. Ayağa kaldırılanlar var ya da koruma altına alınanlar var ama baktığımızda aslında normalde sıradan neotik bir yerleşim gibi bir şeyden bahsediyoruz. Ama bu yapıların içinde bulunan malzemeler tabii ki bizim için son derece önemli ve özellikle de evlerin muhtemelen en küçük odalarında saklanmış olan değerli eşyalarla birlikte tüccarların arşivleri ele geçiriliyor ve bu arşivlerde tabletler ya çuvallar içinde, ya kaplar içinde, ya çekmeceler içinde ya da raflardan düşmüş vaziyette karşımıza çıkıyor. Çünkü Kaniş'in ve Kültepe'nin ve Karum'un en az 2 kere net bir şekilde saldırıya uğradığını biliyoruz zaten. Ve bu saldırılar sırasında tamamen aslında
Arkeologlar için biliyorsunuz yangın, tahribat, kaos bizi besleyen damarlardır. Bunlar biz yangın bulduğumuz zaman seviniriz ya da mezar kazdığımız zaman seviniriz. Bazısı için kötü olabilir ama biz burada bütün malzemeyi olduğu gibi bulma şansına sahibiz. Kültepe'de de aynı şekilde. Kültepe'de yani evler dediğim gibi en az iki sefer yakıldığı için içinde bütün eşyalarıyla buluyoruz. Şimdiye kadar hiçbir evde bir iskelet bulunmadı mezarlar dışında. Yani bu yangınlar sırasında halk dışarıya kaçabilmiş demek anlamına geliyor bu. Ama içlerindeki eşyaları bırakmışlar. Bu eşyalar arasında özellikle de madencilik ile ilgili çok zengin buluntulara sahibiz. Başta tunç olmak üzere, bakır ve kalay karışımından yapılan tunç olmak üzere, tabii ki bakırdan da eşyalar var. Hemen hemen her evde yoğun miktarda madeni eşyalar bulmak mümkün. Çünkü bu eserlerin, yani bu madeni eserlerin hemen hemen tamamı Kültepe'de yapılmış, Kültepe'de üretilmiş. Burada gördüğünüz kalıplar da bunu bize gösteriyor ki yüzlerce kalıbı biz hemen hemen her evde bir kalıp bulabiliyoruz. Mezarlarda da aynı şekilde, mezarlarda da yine ölüler öbür dünyaya süslenerek altınlarla, hediyelerle, işte değerli eşyalarla, yüzükleriyle, bilezikleriyle gönderiliyor. Dolayısıyla da az önce söylediğim gibi biz mezar bulduğumuzda tabii ki çok seviniyoruz. Ve bunlar tabii ki bizim için maddi anlamda bir önemi yok ama gerçek anlamda da o dönemin kültürünü, sanatını bize göstermesi açısından önemli. Ve biz burada bu madeni eserleri de tabii ki bulunca seviniyoruz ama öbür taraftan da bu madeni eserler sadece fonksiyonel anlamda zengin değil. Diğer taraftan da özellikle bunları o basit birer kemer tokasını böyle canlandırabilen, tanrıça figürleriyle canlandırabilen ya da kemerin toka kısmını iki insan eli şeklinde bitiren sanatçılar sayesinde burada gerçekten fantastik objeler bulma imkanımız oluyor. Dediğim gibi ölüler öbür dünyaya çok zengin bir şekilde gönderiliyor. Aynı şekilde her evde, hemen hemen her evde bir kurşun tanrı tanrıça figürünü bulmanız mümkün. Bunlar da o dönemde evin tanrısı Shiyu'nun tasvirleri olarak düşünülmekte. Ama bunlar sadece bir tek tip değil, sadece bu göğüslerini takdim eden tanrıça şeklinde değil. Başka şekillerde de örnek olarak aynı şekilde yine pozisyonu var ama yanında eşekle, yanında küçük bir tapanıyla gösterilmiş figürler ya da tanrı tanrıça çiftleri olarak yorumlanabilecek fayanstan yapılmış figürler ve en klasik olarak da bizim Kültepe'nin tarihi veya kültürü için en rahatlıkla söyleyebileceğimiz şu fil dişinden yine aynı şekilde göğüslerini tutan tanrıça hem bize o dönemin dini inançlarını yansıtması hem de sanat ekollerini yansıtması açısından önemli. Yine son yapılan kazılarda bizim bulduğumuz bir altın folyo üzerindeki Hititli bir tanrı direkt olarak bu dönemde oluşmaya başlayan kültürün Hitit sanatının doğuşunu sağladığını, yani Hitit sanatının buradan kök aldığını bize göstermesi açısından paha biçilmez değerde. Altın olarak sadece 4.2 santimetre ve toplamda 2 gram ağırlığında ama o bir tarafa. Ve tabii buradaki bütün şeyler, aslında hikayeleri biz diğer kazılardan daha şanslıyız. Çünkü yazılı belgemiz var. Yazılı belgeler ışığında bu bulduğumuz objeleri yorumlamamız da çok kolay olabiliyor, çok mümkün olabiliyor ve bunları da biz işte bu örnek olarak bir zarflı tablet, bu muhtemelen bir mahkeme kararı zaten okunduğu için biliyoruz ve bunların nasıl yazıldığı, nasıl hazırlandığı, nasıl mektuba konduğu, zarfa konduğunu ve bunların hangi durumlarda mühürlendiğini, şurada üzerinde gördüğünüz sahnelerle mühürlendiğini. Anlayabiliyoruz. Ve bütün sadece bu mektuplar değil ama aynı zamanda çuvalların ağzını bağladıktan sonra o iplerin bir kil tapak ile kil mühürlendiğini, birçok örneğini de burada yine onların da üzerinden mühürlendiğini
görmemiz açısından belki en fantastik yerlerden bir tanesi. Mühür sanatı açısından ki mühür sanatı bizim için ya o dönemin kültürünü özellikle dini kültürünü anlamamız açısından son derece önemli. Anadolu insanı ilk kez silindir mühürlerle tanışıyor ve bu silindir mühürler tasvir alanı açısından damga mühürlerden daha zengin. Örnek olarak şurada bir damga mühürde sadece birkaç figür yapabilirken silindir mühürlerde bir seri halinde figürler yapabiliyorsunuz. Ve işte burada Anadolu insanın kazandığı en önemli özelliklerden bir tanesiyle de karşı karşıyayız. Şöyle ki Anadolu insanı o güne kadar sadece etrafında gördüğü, sadece yüz yüze geldiği, birebir şahit olduğu varlıklara saygı gösterirken ya da taparken bu dönemde Anadolu'ya Mezopotamya'dan gelmiş fantastik varlıklardan varlıklardan bahsetmekte. Bunlara tapmaya başlamakta. Hiç o zamana kadar bilmediği tanrılarla karşılaşıyor. Güneyden gelen etkilerle. Bu tanrılar gördüğü aslan, kaplan, dağ gibi tanrılar değil. İnsan biçimli. Onların kutsal hayvanları var ama bu insanlar yok ortada, hayali varlıklar, bir kısmı karışık varlıklar. İlk kez Sphinx ve Anadolu insanı, boğa adamla, aslan adamla karşılaşması da bu dönemde. Ve dolayısıyla bambaşka bir dünyaya, soyut bir kavram olarak dine ya da dini inançlara sahip olmaya başlıyor. Ve bunlara ilişkin veriler de tabii ki bu yine tabletler üzerindeki bazı tanrıların şahitliğini de öne sürerek ya da onların şahitliğinde yapılan anlaşmalardan da öğrenmiş oluyoruz. Bu tabletler dediğim gibi gerçekten Anadolu tarihini başlatan tabletler ve bunlar 2015 yılında UNESCO Dünya Belleği listesine kaydedildi bakanlığımızın katkılarıyla. Bu tabletlerden 15-16 tane var. Eksersiz tableti diye geçiyor bunlar. Üzerinde hem sayılar hem de bizim hani ilkokuldaki Ali at topu at, Ali at gibisinden tekerlemeye benzeyen tekrarlamaların olduğu şeyler, tabletler ki bunlar aşağı yukarı neredeyse yani büyük tam full olarak ele geçmedi ama aşağı yukarı 20 santimden 30 santime kadar çıkabilecek boyutlara sahip olan tabletler ve bu örnek olarak bizim normal şu tabletlerin işte kibrit kutusu büyüklüğünde olduğunu düşünürseniz bunların ne kadar büyük olduğunu ve gerçekten hem de kalındır 3-4-5 santim kalınlığında bunlar üzerinde öğrencinin, çırağın egzersiz yaptığını anlıyoruz ve bu da bize Anadolu insanının o zaman da yazıyla tanıştığını, yazıyı yazmaya başladığını, okumaya başladığını gösteriyor. Ki yine Larsen tarafından yapılan bir araştırmada o dönemde, koloni çağında Kaniş halkının %19'unun okuyabilecek durumda olduğunu, herkesin yazıp yazmadığını bilmiyoruz ama okuyabilecek durumda olduğunu, yani toplumun 1/5'inin okuryazar olduğunu, aralarında kölelerin de bulunduğu insanların mektup yazabildiğini o dönem için öğrenmek müthiş bir şey. Ve bu tabletler az önce de söylediğim gibi işte çeşitli yerlerde sanmayın ki bütün tabletler şu soldaki gibi çıkıyor. Öyle bir şey yok. Çoğu tablet yani neredeyse okunamayacak durumda çıkıyor. Ve bu tabletlerden biz şimdi birazcık Tulga Hocam'ın konusuna gireceğim. Ondan sonra da bitireceğim. Aslında hiç görünmeyen şeyleri de görüyoruz. Çünkü arkeolojik kazılarda siz her şeyi bulamazsınız. Yani yenilen yemeği bulamazsınız ya da tüketilen malzemeyi her zaman bulamazsınız. Ama bunlarla ilişkin gerçekten de bazı veriler hem bazı tekniklerle, paleoantropoloji tekniklerle, paleozoolojik tekniklerle ya da işte çeşitli kimyasal metotlarla bulmanız lazım, bulabiliyorsunuz. Şimdi bu bölge aslında özellikle Kürtepe'nin içinde bulunduğu bölge gerçekten tarım için çok elverişli. Kayseri'den çok farklı bir iklimimiz vardır. Suyumuz boldur. 4000 yüksekliğinde Erciyes burası.
Hemen Kızılırmak şu aradan akar. Kültepe'de hemen şurada 1070 metre, 1069-60 metre ölçülerinde bir yerdir ve burası aslında halen de günümüzdeki en bereketli yerdir. Kayseri'nin en bereketli yeri burasıdır. Tabii Antep kadar bereketli değil ama aşağı yukarı 2-3 ürün alabiliyorsunuz belli şeylerde. Muhakkak ki tahıl ürünleri yaygındı ama öncelikle de su anlamında zengin bir bölgeydi. Ayrıca arkeolojik veriler de bize yine bu bölgedeki gıda tüketimi ya da yemek kültürüyle ilgili çeşitli veriler vermekte. Ve biz bunlarda açıkçası birçok objeyi, yani daha doğrusu birebir kazdığımız için mutfak olarak nitelendirilebilecek alanlarda gerçekten pişirme kaplarını ya da buna benzer şeyleri bulabiliyoruz. Hem pişmiş topraktan hem metalden yapılmış örneklerini bulabiliyorsunuz. Örnek olarak aslında çok az slide koymaya çalıştım. Süzgeçli kaplar, şurada metalinden, bakırdan olanı var, bir de pişmiş topraktan olanı var. Bunları çeşitli şeylerde bulabiliyorsunuz. Bunların dışında aslında mal geliyor. Asum tüccarlar mal getiriyor. Muhakkak paraları da var. Bunlar her şekilde sebze, et alabiliyorlar. Ama yine aynı zamanda bu insanların da bir özelliği, geldikleri kültüre uyum sağlıyorlar. Yani Anadolu'ya geldikleri zaman Anadolu tipinde evlerde kalıyor, Anadolu yemeklerini yiyor. Muhakkak ki kendi bildikleri yemekleri de vardı ama onların ne kadarını koruduğunu bilmiyoruz. Evlerde muhakkak birkaç hayvan besleniyordu. Bu da son derece normal. Hatta Asurlar geldiği zaman yerel bir eş de alıyor ama buna nikah kıyıyor, kontrat yapıyor. Aynı Asur'daki hanım gibi aynı haklara sahip oluyor. Böyle anlaşmaları var. Bunların yanında bizim bu Kültepe Ovası belki düz gibi gelir ama hemen mesela şu yanımızda bir vadidir. Koramaz Vadisi'dir. O da UNESCO'ya girdi geçici listede. Bu ovayı sulayan nehirlerin olduğu şeylerdir, vadilerdir bunlar ve burada aslında bunların bu mesela Gesi'ye doğru açılır, Gesi bağlarına doğru açılır ve oralarda da gerçekten bağcılık kültürü vardır. Halen de günümüzde devam eder o bağcılık kültürü, özellikle üzüm, şarap, üzüm ve meyve yetiştirmek için. Ama bizim yine yaptığımız araştırmalardan daha 3. bin yılın başlarından itibaren, yani 5.000 yıl öncesinden itibaren bahçecilik kültürünün de oluştuğunu biliyoruz. Yapılan karot çalışmalarında bizim bu bölgede özellikle bulunan bazı meyvelerin yetiştirilmiş olduğu, yani doğada olduğu gibi değil, bunları seçilerek domestike edilip yetiştirildiğini görüyoruz. Ve bunlar içinde de gerçekten özel şeyler var. Üzüm, incir, nar gibi meyveler ve hatta zeytin dahi bu şeyde karşımıza çıkıyor. Çeşitli şekilde bu tabletlerde bunların nasıl, bu mesela ekimin, ziraatin nasıl yapıldığına dair ipuçları var. İpuçları değil, tamamen aslına bakarsanız şöyle bir şef tarafından denetlenen şeyler var, olaylar var. Yani tarlaların şefi var, sulamanın şefi var, bahçelerin şefi var. Bütün şeyler bu sarayda, bu ekonomiyi de denetlemek adına ya da bu şehri de beslemek adına böyle bürokratlar var. Bunlar bu şeyleri denetleyebiliyor. Bunları sonra belki daha başka bir toplantıda daha detaylı olarak anlatabiliriz ama bunların sadece özet olarak bunların varlığından bahsedelim. Ve gayet doğal olarak o dönemde ana kaynaklardan bir tanesi, ana besin kaynaklarından bir tanesi buğday, bir tanesi arpaydı. Arpa aynı zamanda bira yapımı için de bir kaynaktı ve bunları gerçekten ciddi olarak da burada üretimin olduğunu biliyoruz. Şöyle ki şu sağda gördüğünüz iki tane, daha doğrusu bir kap var. Şu bir tas gibi bir kap. Kuğu başı biçiminde sona eren bir sapı var. Şurada bir memecik var. Bu delik ve şu kabın içi süzgeçli. Bu muhtemelen birayı hazırladıktan sonra içindeki tortuyu
süzmek için süzüp daha rafine ettikten sonra içmek için kullanılan bir kaptır ki benzerleri de Asurlu kraliçelerin mezarlarında da aynı şekilde bu formda karşımıza çıkar. Ve bunlar bizim nedir bu dönemde özellikle de hem ekmek hem de malt yapmak için arpanın olduğunu biliyoruz. Ve burada işte çeşitli tabletlerde örnek olarak 10 çuval bira ekmeği ıslat gibi talimatlar var. Bunları da o dönemde yediklerini içtiklerini görüyoruz. Sebzelerden tabii günümüze kadar bir şey kalmamış ama bunlardan çoğunu tabii ki yazılı belgeler bize anlatıyor. Çoğunu bizim analizler ortaya çıkarıyor. Ve burada gerçekten de üzüm ve diğer meyve ağaçlarının çeşitliliğinden bahsedebiliriz. Sebzeden soğan ve baklagillerden bahsediliyor ama incir, nar, fındık, kimyon, kişniş, kekik, safran gibi baharatlar var. Fakat bu baharatların hepsi buradan mı yetişiyor ya da getiriliyor mu onları bilmiyoruz ama esas olarak bütün her türlü baharatın aynen günümüzde olduğu gibi kullanıldığını biliyoruz. Hayvancılık son derece gelişmiş. Aslında yine yapılan Levent Atıcı tarafından yapılan bir çalışmada gerçekten profesyonel kasaplığın da var olduğunu biliyoruz. Yine aynı şekilde hayvan yetiştirmek için sarayın da kontrol ettiğini, sarayın da bunları kontrol ettiğini biliyoruz. Koyun, keçi, öküz, domuz gibi birçok bildiğimiz hayvanlar o dönemde de tüketiliyor. At, domuz, kuş yetiştiriliyor ya da işte balık tutuluyor. Bütün bunlara gelince bir kısmı belgelenmiş bu etleri. Aslında çoğu zaman günümüzde bile çoğu Orta Anadolu kasabasında bulamazsınız. Parça et, göğüs, işkembe, bacak, incik diye ayırabiliyor. Yani bu da son derece önemli. O nedenle ve hatta bunların fiyatlarına kadar giden birçok bilgi bizim karşımıza çıkıyor. Domuz da o dönemde tabii ki tüketiliyordu. Gerçek anlamda hem yağı hem de eti için besleniyordu ve bunların işte burada fiyatları ne kadar detaylarını görmemiz mümkün. Çeşitli kelimeler hangi etin hangi hayvana ait olduğuna dair ya da işte mesela kızartılmış et anlamına gelen bu şalum gibi kelimelerde bu bizim metinlerde karşımıza çıkıyor. Şimdi Kayseri deyince tabii pastırma demeden olmaz. Pastırmasız Kayseri olmuyor, sucuksuz Kayseri olmuyor ama ve hatta şimdi bizim biliyorsunuz rekabet var. İşte Kayseri pastırması mı iyi, Afyon pastırması mı iyi, Kastamonu pastırması mı iyi? Ve garip bir tesadüf bizim valimiz de Afyonlu. Afyon'da da Afyon pastırmasını bize karşı epeyce bir tanıtmış ama şimdi biz de artık mecbur kaldık. Elimizdeki çantamızdaki şeyleri çıkarmaya başladık. Bizim de pastırmamız var diyoruz. Şimdi burada bir metin var. Gerçekten de yani bu şey değil, fantazi değil. Zaten benim söylediğim bir şey değil. Bizim Derksen'in okuduğu, 2010 yılında okuduğu bir metindir. Burada gerçekten de pastırma anlamına gelebilecek, yani kurutulmuş et anlamında hatta dilimlenmiş, pişirilmemiş et anlamına ve dilimlenmiş ve kutulanmış et anlamına gelen kelime mevcut. O yüzden biz de diyoruz ki artık pastırmanın ana vatanı burası. Tabii ki çemen var mıydı yok muydu onu bilmiyorum. Bizim bu tabletlerdeki birçok şey muhakkak ki hep parayla ilgili yazılmış konulardan alınıyor. Zaman zaman örnek olarak kıtlıkların olduğunu, hatta Asur'daki kıtlığın olduğunu, kadının kocasına yazdığı şikayet mektubundan öğrenebiliyoruz. İşte para gönder bana ki biraz 10 ölçek kadar arpa alabileyim diye ifadeler tamamen bu şeyden kaynaklanıyor, nedenlerden kaynaklanıyor. Ya para bahsedildiği için, para söz konusu olduğu için. Yine işte bunlara ilişkin çeşitli kelimeler, arşatum ya da keptum ya da uttatum gibi kelimeler bizim bu şeylerde, tabletlerde ele geçiyor.
Akşam akşam tabii iftar yaptıysanız mesele yok ama burada iştah açıcı bir nohut yahnisi de var. Yemeklerin nasıl yapıldığını ya da nasıl yendiğine dair bu kısımlar biraz fanteziye kaçan bilgiler. Açıkçası benim de şeyim yok ama bizimkilerin hazırladığı metinden aldım. Nasıl yemek yendiğine kadar ifadeler var ama yani bizim aslında Anadolu'da, Orta Anadolu'da ya da Anadolu'dan her yerde bugün, daha doğrusu 1950'lere kadar nasıl yemek yeniyorsa o zaman da aynı şekilde yemek yendiğine dair hani bir şeyimiz, şüphemiz yok. Ama lüks olan şeyler belki işte bakır, metal kaplar ki gerçekten o dönem için lüks, diğerleri kil kaplarda yapılmakta. Yine işte bu yemekleri yapanlar kadınlar, kadınların nasıl çalıştığına dair fikir veren bilgiler var. Yani tam anlamıyla bunları anlatan tabletler değil. Bulduğumuz arkeolojik verilerle bunları bir araya getirerek yapıyoruz. İşte bira ekmeğinden tutun da normal ekmeğe kadar yapılan birçok yiyecek çeşitleri var. Fantastik ürünler de var. Onu da kısaca söyleyeyim. Mesela yağlar arasında susam yağı var. Zeytin de var. Zeytin de Anadolu'da bizim hem de Torosların kuzeyinde 5000 yıl önce yetiştirildiğine dair iyi verilerimiz var. Bunların dışında fantastik ürünler arasında biberden şüphem var ama biber yazmışlar. Hardal, kekik, kişniş, kimyon gibi otların olması son derece normal. Diğer taraftan muhtemelen hurma dediğimiz şey bizim yani güneyden getirilmiş olması lazım ama en azından biliyoruz incir, armut, nar, üzüm, fındık, badem, Antep fıstığı yetişen şeyler, bölgede yetişen ürünler. Dolayısıyla bunlar muhakkak ki üretilmiş, tüketilmiş olması gerekiyor. Yağ anlamında zeytinyağından az önce bahsederken domuz yağından da biliyoruz. Şurada çeşitli kelimeler ilgiş ile Sümerce idiomu ile yazılıyor. Normalinden kalitesine kadar çeşitli yağlardan, tabletlerden fiyat konusunda zaten bahsedilmiş. Safran çok değerli bir malzeme, ürün biliyorsunuz. İran'a özgü, hatta Hindistan İran'a özgü. Burada bir kelimenin safran olduğunu öneriyorlar. Fakat 60 litre safran getirmek yani trilyonlar gibi bir para, onu açıkçası ne kadar gerçek değil. Çünkü bu safrana gelen kelime öneriliyor. Yani o kelimeye safran öneriliyor. Ama en önemli ürünler arasında üzüm, bölgede halen Erkilet bağları, Gesi bağları türküleriyle bildiğimiz Kayseri Ovası tamamen aslına bakarsanız bizim de olduğumuz yerler hep bağlıktı ama son yıllarda artık üzüm üretilmiyor. Üretilse de orada tarlada kalıyor, bağda kalıyor. Ya şerbet nedir, pekmez yapılıyor ya da pestil yapılıyor, bu şekilde gidiyor ama üzüm bizim o dönemlerde özellikle hem ticari ürün olarak başka yere de satıldığını hem de şarap haline getirildiğini görüyoruz ve hatta hem kervan yolculuğu hem de krallara gönderilen şeylerin, şarapların olduğunu biliyoruz. Bunun yanında bira da aynı şekilde, bira ekmeği ve mayası da aynı şekilde çok fena şekilde yaygın olan ürünler arasında yer alıyor. Ve şarap için de açıkçası bu çok uzun bir metin. Yani şöyle çok kısa yapmaya çalıştım. Gerçekten de bu şarap üretiminden sorumlu bir kişinin olduğunu, hatta şarabın hazırlanması ve sunulması gibi işlerden de sorumlu kişilerin olduğunu, meslek olarak yapıldığını söylesem herhalde yeterli olur. Ve tabii ki bu şarap hem işte özel yemeklerde hem de yapılan bayramlarda, festivallerde yapılıyor, kullanılıyordu. Tabii günlük hayatta da yapıldığına dair de hani bir itirazımız, şüphemiz de yok. Çeşitli tabletlerde şarapla ilgili çok şeyler var, bilgiler var. Bunlardan bir tanesini bir metinde ve sonra beni memnun etmek için bir bardak şarap aldı ve Tanrı Aşur ve Güneş Tanrılarının şerefine 20 kere kadeh kaldırdı diye söylüyor. Yani içmeyi seven insanlar olduğunu biliyoruz. Yine aynı şekilde
festivaller, panayırlarda da işte bu tür şeylerin yapıldığını biliyoruz. Ama tabii bu üzümlerin toplanması ve bunların asıl ederlerinin hesaplanması çok müthiş bir hesap var. Ve toplanan üzümün depolanması, şarabın depolanmasına kadar ve oradan bunların fiyatlarına ilişkin veriler var. Şarabın da çeşitleri var. Hatta yani tatlı şarap diye, port şarap diye herhalde düşünebilirim. Öyle bir şarap ve de pahalıya giden bir şarap olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan da her dönemde olduğu gibi çok fazla şarap içmenin de sonunun kötü olduğunu, işte uyarıların olduğunu, adam ol kendini koyverme, çok içme gibi lafların olduğunu ve en sonunda da işte Tanrı Aşur huzurunda yemin ettiğini ve Tanrı Aşur kraldır deyip herhalde kadeh kaldırdığını görebildiğimiz çeşitli metinler var. Bunların yanında tuz muhakkak ki tüketiliyordu, kullanılıyordu. Bal çok fazla geçiyor aslında. O dönemde kullanılan besinler arasındaydı. Fantastik ürünler arasında fındık var, sumak var, Antep fıstığı var gerçekten. Ve fındık bizim orada arkeolojik olarak da bulunmuş örneklerden biriydi. Burada keseyim, çok fazla uzatmayayım. Aslında daha slaytlar devam ediyor ama ben burada bırakayım. Bu akşamlık yeter diye düşünüyorum. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Sevgili Fikri Hocam, vallahi çok teşekkür ediyorum. Böyle yani akıp geçti, ben biraz daha anlatsanız dinleyeceğim. Çok büyük bir hani böyle zevkli bir şey içinde dinledik. Yeni katılan, baştan katılmayan seyredenler için ben bilgi vereyim. Fikri Hocamız şu anda Kore'de, Sejun kentinde, Kore Üniversitesi'nde. Orada tabii gece yarısı 2:30 oldu. Bizim saatimiz tabii burada biraz daha erken ama Fikri Hocamızı, yani çok güzel bir sunumdu. Ben hani yani doymak bilmedim gerçekten. Siz çok yorgunsunuz. Gece yarısı bize katıldınız, bu konferansı verdiniz. Çok değerliydi. O yüzden teşekkür etmek istiyorum ama eğer bir kısa vaktimiz daha varsa sizin için ben kaydı burada en azından şey yapayım, durdurayım.